Günaydın arkadaşlar, ya da tünaydın, saat kaç? Herhalde 12'ye doğru oldu. Şu denizin güzelliğine, dünyanın en güzel denizi, bence Palamutbükü'nün denizi. Maldivler falan halt işlemiş bence. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu renklere, şu temizliğe. Evet, Palamutbükü'ndeyim. Şu anda canlı canlı görüyorsunuz. Sakin. Hiç kimse yok. Tatilciler gitmiş. Bir iki kişi var. Çok sakin. Sezonun bittiği belli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sezonun bittiği belli oluyor. Şurası Palamutbükü Liman. Şu karşısı Palamutbükü'nün meşhur tek ağaçlı adacığı Tavşanada. Bugün Palamutbükü'nden Kurubük Tepesi'ne, oradan Ovabükü'ne, oradan Haytbükü'ne, oradan Kızılbükü'ne gideceğiz. Belki de ikini de olsa. Bugün misafir var, gezdiriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir deniz ayağımızı sokalım. Şahane, şu güzelliğe bak. Taşlar sayılıyor, taşlar. Suyun berraklığından, temizliğinden, suyun içindeki taşlar sayılıyor. Evet, kalabalık gitmiş, gördüğünüz üzere tek tük insanlar. Çok sakin Palamutbükü. Kışın daha sakin oluyorlar. Evet, birkaç video çektim buradan. Koyacağım bugün. Deniz, ben yürüye duruyorum, gelirsiniz. Evet. Yalı restoran. Gördüğünüz gibi Palamutbükü sakin. Tatilciler gitmiş. Çok az kişi var. Bence Datça'nın tatil için en uygun ayı Eylül ayı. Hava da çok güzel. Denizin suyu da sıcak.
Evet, hayır. Temmuz bu. Ağustos çok kalabalık oluyor ve çok sıcak oluyor. En güzel ay Eylül ayı oluyor. Eylül, Ekim. Temmuz'da, Ağustos'ta buralarda adım atılacak yer yoktu. İğne atsan yere düşmezdi. Bakar mısınız? Restoran kapanmış. Kimse yok. Ben şuradan tekrar bir video çekeyim. Tekrar açacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum.